Bu anlamda bu gayrete destek veren, gönül veren, dua eden tüm kardeşlerimizin hayırlarını Allah kabul eylesin. Allah sizlerden razı olsun. Bizler Boyabat'ta doğduk, Boyabat'ta büyüdük. Bu şehir bizim ve hep bizim kalacağını umuyoruz. Bu şehre bir gün sırtımızı dönüp ayrılmak zorunda kalmak bizim için en büyük acı olurdu. İşte Halep bugün bunu yaşıyor. Milli sınırlarımızın dışında fakat gönül sınırlarımızın içindedir. Halep aynı zamanda bizim tarihimiz, Halep bizim parçamızdır. Halep bizim yürek yangınımızdır. Bugün Srebrenica'nın kaderini Halep yaşıyor. Halep'te insanlık ölüyor. Batı yine üç maymunu oynuyor. Bugün insanları, insanlığın ve bütün insani değerlerin katledildiği kentlerden biridir Halep. Ve maalesef insanlık bu katliamı kanıksamış durumda. Dünyanın birçok ülkesinde yaşayanlar bu katliamları kendi surları arkasından bir film izliyormuş gibi seyrediyorlar. Halep insanlığın topyekün öldüğü yer. Kim hangi bahanenin arkasına gizlenirse gizlensin hakikat budur. Bu yüzden Halep aynı zamanda insanlığın imtihanıdır. Ama insanlık duyarsız, insanlık kayıtsız. En çok da ümmetin sessizliği canımızı acıtıyor. Surların arkasına sığınmış Batılıların kahir ekseriyetinin duyarsızlığına Bosna'da, Çeçenistan'da, Afganistan'da, Irak'ta şahit olmuştuk. Fakat ümmet kendinden uzak zannettiği bu olayın bizatihi ortasında olduğunu nasıl anlamaz? İçindeki yangını nasıl hissetmez? Nasıl susma korosuna katılır? Ölen biziz, ezilen biziz. Toza dönüştürülerek köle edilmek, yok edilmek istenen biziz. İslam ümmeti adım adım izlenen ve kendisini yok etmeyi hedefleyen stratejiyi neden görmez? Neden? Yoksa bu köhne sistemin, bu çarpık düzenin kendisine dokunmayacağını mı zannediyor? Her gün ölen yüzlerce insanın istatistiki bir veri olmanın ötesine geçemeyeceği, bu bozuk dünya düzeninde herkes bilmelidir ki bir gün insanlığın sığınacak yeri kalmayacak. İnsani yardımın gidebilmesi için geçici ateşkesin bile Birleşmiş Milletler'de veto edildiği bir dünyada daha ne söylenilebilir ki? Ölen ve açlıktan kıvranan insanları küçük bir ayrıntıya indiren analistlere, stratejistlere bakınca insan başka ne düşünebilir ki? Bugün insanlık dramının merkezi Halep, aynı zamanda işte bu ve benzeri manzaralardan dolayı bir ahlak imtihanının da merkezidir. İşte bu inançla başlattığımız kampanyanın son kavşağı olan yardımların sahiplerine ulaştırılması noktasındayız. Yıllardır savaşlarda olan Suriyeli mazlumlara bu yardımları hiçbir zaman esirgemeyen milletimiz belki de o mazlumlardan birinin "Allah'ım Türkiye'yi başımızdan eksik etme, Türkiye'yi her türlü beladan koru" şeklindeki duasının kabul olması ile çok değil 5 ay önce 15 Temmuz gibi büyük bir işgal girişiminden kurtuldu. Az sadaka çok belayı def eder inancını şiar edinmiş dinimiz, milletimiz inşallah bu yardımlar sayesinde gelecekteki muhtemel belalardan kurtulacaktır. İnşallah biraz sonra yola çıkacak tırlarımız bugün kanının son damlasına kadar sabreden ve bugün mülteci durumuna düşen Halepli kardeşlerimize ulaştırılacaktır. Bunun için Boyabat İHA İnsani Yardım Derneği'nden görevlendirdiğimiz gönüllülerimizle birlikte bu yardımları en iyi şekilde yerlerine ulaştırabilmek için 3 arkadaş yola çıkacağız. Bu yardımlarda kampanya süresince en başından beri bizden desteklerini esirgemeyen Sinop Milletvekilimiz Sayın Nazım Maviş'e, Boyabat Belediye Başkanımız Sayın Sevik Çatıcı'ya ve şahsında tüm belediye çalışanlarına ve AK Parti İlçe Başkanımız Ferhat Yıldız Bey'e teşekkür ediyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bir kez daha Boyabat'ımızın mert insanlarına teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Cuma'mız mübarek olsun. Bütün İslam alemine hayırlara vesile olsun. Ben özellikle insan hakları İHA Derneğimizin başlattığı bu kampanyasına vermiş olduğu destekten dolayı bütün Boyabat halkımıza özellikle teşekkür ediyorum. Ve burada bulunma nezaketini gösteren siz değerli Boyabatlı hemşehrilerime de özellikle teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Evet, başkanımız Osman kardeşimiz hepimize teşekkür etti. Aslında günler önce kendileri 3 kişi 5 kişi bir araya gelerek
o Suriyeli kardeşlerimizin, yetimlerin, öksüzlerin bizde umudunu bilerek bu kampanyayı başlattılar. Aslında esas teşekkür bu şu an yelek giymiş kardeşlerimizin, onları en güçlü şekilde alkışlayalım, onlara dua edelim. Değerli dostlar, Halep bize ne diyenler olabilir çevremizde. Bizim sınırlarımız dışında diyenler olabilir. Ama Ankara bizim gözümüzde ne kadar değerliyse Şam da o kadar değerli. Kayseri bizim gözümüzde ne kadar önemi varsa, ne kadar değerliyse Halep de bizim için önemli. Çanakkale'de binlerce Halepli şehit var. İşte biz de onların şerefi ve namusu için orada her zaman şehit vermeye hazırız. Onlar bizler için Çanakkale'de, bizim şerefimiz için, namusumuz için Çanakkale'de şehit oldular. İşte bu anlamda ben Boyabatlılara gurur duydum ve Boyabatlılara da gurur duyuyorum. Boyabatlı asla gidip bir yerden yardım istemedi bu zamana kadar. Hep veren el oldu, alan el olmadı. 1940'lı yıllarda Çorum'un bir alaya bakamadığı o hükü şartlarda, kıtlık zamanında Boyabat'ın ihtiyar heyetinin, büyüklerinin o alayı ve askerlere çağrı yapıp biz sizlere bakarız, ekmeğimizle, hamurumuzla, aşımızla, çorbamızla bakarız diyen ve Boyabat'a davet eden bir ecdanın çocuklarısınız ve torunlarıyız biz. Kendinize gurur duyun Boyabatlılar. Her zaman övünüyoruz biz. Diyoruz ki Boyabat Çanakkale'de en çok şehit veren bir ilçedir. İşte bununla gurur duyuyoruz. Boyabat en çok hafız çıkaran bir bölgedir diyoruz. Bununla da gurur duyuyoruz. Boyabat toprak gibidir diyoruz. Her zaman verimlidir, vefakardır, fedakardır diyoruz. Toprak gibidir, her zaman için verendir diyoruz. Alan değildir diyoruz. Bu anlamda bu yardımlar önemli. Değerli büyüklerimiz, değerli Boyabatlılar, oradaki yetim ve öksüzlerin bizde umutları var. Şu andaki evdeki annelerimizde, bacılarımızda oradaki öksüzlerin umutları var. Ve Osman Başkanımızın, Osman Müdürümüzün dediği gibi bugün Filistin'de, bugün Şam'da ve Halep'te şu duayı yapıyorlar cuma namazlarında ve her duada. Allah'ım Türkiye'yi başımızdan eksik etme. Allah'ım Recep Tayyip Erdoğan'a uzun ömürler ver diye dua ediyorlar. Kolayına dua etmiyorlar. İşte bu anlamda bizden umutlular. Milyonlarca kez sizlerden Allah razı olsun. Hepinize teşekkür ediyoruz. Bunlar onların sofralarında çorbalarıyla beraber karışıp onların midelerinde işte en güzel bereket olacak. Şam bizim için önemli. Halep bizim için önemli arkadaşlar. İslam medeniyetinde de önemli ve Orta Doğu'nun ticaret merkezi Halep. Altın ticaretinin merkezi. Bugün Halepli askerlerle Çanakkale'de şehit olduğumuz o güçler, o düşmanlar bugün Halep'teki kardeşlerimizin namusumuzun içine girdiler işte. Biz bunun için yardım ediyoruz, bunun için önemli bizim için Halep. Çok teşekkür ediyoruz. Boyabat'ımızda gurur duyuyoruz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Allah bereketinizi artırsın. Ben özellikle kamyonlarımızın yolcularına ve şoförlerimize özellikle hayırlı yolculuklar diliyorum. Yolumuz bahtımız açık olsun. Kampanyamız ileride inşallah devam edecektir. Halepliler şunu bilsin ki Boyabat devamlı Halep'in yanında oldu ve olacaktır. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Cuma'mız mübarek olsun. Yolumuz bahtımız açık olsun. Ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Cuma'nız mübarek olsun. Bugün Halep için yola çıkacak tırlarımızın, yardımlarımızın dualarla, dualar eşliğinde uğurlamak için toplanmış bulunuyoruz. Ben az önce de Osman Müdürüm söyledi. Bu kadar kısa bir sürede 16 Aralık'ta başlayan bir organizasyonda Boyabat'ımızın 3 tır gibi çok ciddi bir rakamda unu, pirinci
yardımını ortaya koyduğu için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Boyabat bir kez daha ne kadar yardımsever olduğunu, Boyabat bir kez daha ne kadar hayırsever olduğunu ortaya koydu. Ben özellikle oradaki Müslüman kardeşlerimize, televizyonlara bakıyoruz. Onlara baktıkça içimiz acıyor, içimiz yanıyor. Elimizden ne gelir diye düşünüyoruz. Her zaman dua ediyoruz. Rabbim tüm Müslüman kardeşlerimizi korusun. Oradaki zalimlere de Kahhar ismiyle kahru perişan eylesin inşallah. Bizler az önce de başkanım da söyledi. Ben de İHH Derneği'ne, Boyabat İHH Derneği'ne ve gönüllü arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Boyabat'ta bu güzel organizasyona, bu hayırlı organizasyona destek olan tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum.